yapmamışsa arkadaşlar iki tane Lego seti tanıtacağım. Şimdi ilk setimize geçelim. İlk setimiz böyle bir robotumuz var böyle. Şimdi öncelikle minifiglerimizden başlayalım. Şöyle bir kaşık trupurumuz var. Şöyle klasik klon gibi var. Wookie Warrior var. Yani Wookie savaşçısı. Kaşık gezegeninde yaşayanlardan birisi. Şöyle bir Battle Droid'imiz var. Şöyle sarı klasik Battle Droid'imiz var. Ve bu seti özel yapan şeylerden birisi 20. yıl özel Darth Vader var. Şöyle 1999'da çıkan setlerin tümüne bu surat çıkıyor. Yani eski bir Darth Vader olması çok güzel oldu. Evet, bir standı var. 20 yıl 1999 Darth Vader. Şimdi gelelim. Şöyle bir şey var. Böyle örümcek gibi bir robot. Şurada ateşleme sistemi var. Şöyle basınca fırlıyor üstündeki kırmızı şey. Bu anteni var. Burada transparan parça var. Peki. Sıradaki parçamız bir cephe. Bunları cephe gibi olmuş. Şurada da bir uçak savar gibi. Taramalı tüfek gibi bir silah var şöyle. Burada kalkanlar. Şimdi gelelim asıl olayına. Yani AT ama hangi şey olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir yine ateşleme sistemi var şurada. Şöyle şuraya adamımızı bindirebiliyoruz. Sıradaki setimize geçelim. Sıradaki setimiz AT-CT. Şöyle öncelikle menü fikrimizi inceleyelim. Komando droidlerimiz var. İki tane. Bir tane komando droidimiz var. Bir tane kaşık commander var. Yani bunların komutanları. Bunun da klasik klon yüzü var. Şurada bir silah var. Bu silahın rengi siyah değil arkadaşlar. Böyle ne diyeyim, böyle silver, yani silver işte, gümüş renginde. Yine bir kaşık trupurumuz var. Klasik kulağın yüzü. Gelelim bizim kocamanımıza. Bunun fazla olmasa da savacı çıktı. Şimdi bu koca olanın çok olmasa da bayağı bir fonksiyonu var. Diğer taraf için aynı şey söylenebilir. Diğer taraf da şöyle açılıyor. Sonra minifigürü koymak için şöyle açıyorsunuz. Yanınızı açıyorsunuz. Şöyle bir kokpiti var. İçine iki minifigür koyabiliyorsunuz. Burada bir, iki, üç tane silah var. Şöyle de bir özelliği var.
gösteriyorum. Çok özür dileyerekten kameranın ayaklarını açayım. Evet. Şimdi şöyle göstereceğim. Şimdi bunun ayağı şöyle geri gidiyor. Geri gidince de şuradan tutturuyorsunuz. Sonra şunda durun olmadı. Bu da sonuçta böyle bir iki ayaklı oluyor. Şurada bir oturma yeri var silahçıya. Şurada bir kilit var. Şurada bir kilit var gördüğünüz gibi. Bu kilidi böyle açarsanız bu buradan böyle hareket edebiliyor. Ve bu da böyle hareket edebiliyor. Şu ana top merkezi ve üstteki ateş etme sistemi yukarı aşağı hareket edebiliyor. Ve yukarıdaki ateş etme merkezi böyle sağa sola gidebiliyor. Şöyle tutmak için ise şöyle bir kilit sistemi var diye oturuyor. Şimdi bunun ayağını nasıl açacağız? Güzel soru. Şuradaki altın bir tane var ya, burayı çekiyorsunuz. Burayı böyle ittiriyorsunuz. Sonra bu böyle. Ama üç ayaklı oluyor. Böyle. Evet, böyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim abi.